Bu çok önemli. Çamaşır deterjanı özellikle arkadaşlar, bugünlerde sıvı çamaşır deterjanları raflarda yerini almaya başladı. Ben size, Beni Hanım bir parça bahsetti ama buna niçin girdik, bu işi niye biz bu kadar zorladık diye bunu anlatayım. Dediği gibi Avrupa Birliği ile ilgili, Avrupa Birliği uyum yasaları ile ilgili ciddi problemler yaşanıyor. Çünkü alışkanlıklarla onların getirdikleri birbirine uymuyor. Türkiye'deki toz çamaşır deterjanı, hatta sıvı çamaşır deterjanı, Türkiye'deki çamaşır deterjanların tamamına yakını fosfat gruplarından oluşur. Türkiye'de fosfat çok iyi bir temizleyicidir. Hem de suyu düzenleyicidir. O yüzden fosfatlı çamaşır makinesi, çamaşır deterjanları ile çok güzel çamaşır yıkanır. Fakat fosfatın küçük bir kusuru var. Denizleri öldürüyor. Doğayı yok ediyor. İnanılmaz hızla yapıyor bunu. Dünyada gelişmiş ülkelerde fosfat kullanımına %2 en fazla izin veriyorlar maksimum. Bizde sınır yok. Biz buradan yola çıkarak fosfatlı çamaşır deterjanı yapacağız diye kafaya taktık. Yaklaşık bir yıl uğraştık bu işle. Geldiğimiz noktada şu anda Türkiye'de bunu başarabilen tek biziz. Bizden başka kim diyorsa ki ekolojik çamaşır deterjanı ürettik sıvı şeklinde yalandır. Şu anda yok. Hiç, bir gün yapacaklar, o başka. Tabii ki yapacaklar. Biz nasıl bulduysak onlar da bulacaklar. Ama şu anda biz değil. Hem bu güçte hem tamamen ekolojik ilk çamaşır deterjanı bu. Çok memnun kalacaksınız. Bu üründe hem renklerinizi, hem pamuğunuzu, hem siyahınızı, hem beyazınızı, her türlü çamaşırınızı tek bir üründe yıkayabilirsiniz. Bakın işte Pervol filan gibi markalar var marketlerde. Renkliler için, siyahlar için, yündüler için 7-8 tane şey çıkartmışlar. Beyazlar için yok ama. Yani beyazlar için yeni çıkan ultra konsantreler beyazda yıkıyor. Ama onlar da ekolojik değil. Hiç daha kimse bugüne kadar ekolojik diye yazamadı malzememizde. Bunu isteyen istediği üniversitede testini yaptırabilirler. %100 ekolojiktir bu ürün. %80 falan değil. %100 ekolojiktir. Sıfır fosfat mı? Sıfır fosfat var. Bu ne? Bunun içerisinde hiç fosfat yok. Biz fosfatın işini yapacak başka ekolojik ham maddeler bulduk. Onları soktuk birbirine. Şimdi hatta yakın zamanda bunu biraz daha da güçlendireceğiz. Şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz. Ne kadar kullanırız mesela bir çamaşır makinesine ihtiyacı göre? Bir çamaşır makinesinde 5 kiloluk bir çamaşır makinesini düşünün. Beyaz yıkayacaksak yaklaşık 90-100 miligram. Evet. Yani siz şu kabinden 2 kap koyun. Evet. Yeterli. Evet. Siz şeyde aldığınız Bingo vesaire gibi 150 miligram kullanıyorsunuz. Sizin çamaşır makinenizin ölçüsü vardır evde. Onlar 150 miligramlıktır. Ama arkadaşlar şu şey değil. Bunu biz ekonomik olsun diye kullanmayacağız. Bu ekonomikte bu dünyayı çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bırakmak için kullanacağız. Her şey para değil. Vücudumuza zarar vermesin diye. Evet, yani denizler ölmesin diye. Fosfat denize girdiği zaman yosunları çok hızlı bir şekilde büyütür. Denizin içerisindeki otları çok hızlı bir şekilde büyütür. Otlar denizde çok fazla oksijen harcar ve denizdeki canlılar tükenir. Fosfatın, yani bugüne kadar dünya üzerinde kullanılan çamaşır deterjanlarının dünyaya çok büyük zararı oldu bugüne kadar. Bu diğerlerinde diyebilirim işte genel temizlik. Bunu kullanan arkadaşlar ne kadar pahalı gibi görünse de sizin kullanacağınız en ucuz malzemeden daha ucuza gelir diyebilirim. Bunun için aynı şeyi demiyorum. Bunun en önemli özelliği diğer muadil ürünlerin verdiği zararı vermemesi. Onların yerine geçmesi. Bu hepimiz için önemli değil mi? Yani bu dünya bizim değil mi? Çamaşır deterjanı hakkında söyleyeceklerim bunlar. Ha, çok önemli bir şey. Şunu unuttum. Biraz önce, iki saattir hatırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, bu çamaşır deterjanınızı kullandığınız zaman
makinenizde kireç önleyici kullanmanıza gerek yok. Çok güzel bir şey işte. Evet, bu da hiçbir yerde olmayan bir özelliktir. Bu çamaşırın makine deterjanıyla, bu çamaşır kimyasalıyla makinenizde kireç oluşumu olmaz. Neden? Bunu engeller. Kireç tutucular vardır içerisinde. Biz bunun içerisindeki kimyasallarla bütün iyonları tutarız. Yani kireç olabilecek her türlü iyonu tutarız. Bununla göreceksiniz, hiçbir makinenizde kireç oluşmayacaktır. Herhangi bir ek üründe kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Kalbon gibi. Gibi, evet. Kalbon gibi şeyler kullanmanıza gerek kalmayacaktır.